Oksijen stüdyolarından günaydın. Yeni bir güne bakışta sizlerle birlikteyiz. Bugün 29 Nisan 2019 günlerden pazartesi. Hepinizin haftası güzel geçsin. Yeni bir haftanın başlangıcındayız. Haftanın tüm günleri beklendiğiniz şekilde dinamik bir şekilde geçsin. Sayın izleyiciler, yerel gazetelerin birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Güne bakışta Oksijen Medya Grubu'nun Düzce'nin Sesi gazetesiyle haberleri okumaya başlıyorum. Biliyorsunuz sayın izleyiciler, geçtiğimiz hafta içerisinde Düzce'nin en önemli gündemi İnönü Parkı ve Avni Akyol parklarındaki düzenlemeydi. Bu düzenlemenin içerisinde başlıkta bu her iki parkta bulunan yapıların yıkılması ve alanın temizlenmesiydi. Bu sorundan yola çıkarak Faruk Özlü büyük bir takdir aldı. Hem vatandaşlardan hem de siyasi partilerden gün içerisinde bu haftada onlar değerlendirilecek. Şimdi Düzce'nin başka önemli gündem maddeleri de var. Düzce'nin Sesi bunlardan birini manşetinde değerlendirmiş ve şu başlığı atmış: bu sorunu çözerse Başkan Özlü çözer. Otoban bağlantı yolunun hizmete girmesiyle birlikte Haydar Gördebil Bulvarı üzerindeki psikobirlik kavşağı adeta Arap saçına döndü. Hem yayıların hem sürücülerin büyük sıkıntı çektiği bölge için vatandaşlar bu işi çözerse Başkanımız Faruk Özlü çözer diyorlar. Haydar Gördebil Bulvarı üzerinde bulunan psikobirlik kavşağı hem sürücüler hem de yayıları çileden çıkartıyor. Kalıcı konutlar bağlantı yolu, Eski Bolu Caddesi bağlantısı, Adliye Emniyet Kültür Merkezi Beyköy bağlantı yolu, otokar ve otoban bağlantı yolu gibi önemli geçiş yerin kesiştiği psikobirlik kavşağı adeta kazaya davetiye çıkarıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kilitlenen trafik yayalar içinde büyük tehlike oluşturuyor. Adnan Menderes Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerinin de karşıdan karşıya geçiş için sık sık kullandığı kavşak için Başkan Özlü'nün harekete geçmesi tahmin ediliyor denilmiş haberde. Bir başka haber, yine geçtiğimiz hafta içerisinde Ticaret Sanayi Odası'nın 60. kuruluş yıl dönemi için güzel etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi bölgesel olarak gerçekleştirilen oda ve borsalar istişare toplantısıydı. 14 çevrede bulunan Bolu, Zonguldak, Kastamonu gibi illerin oda ve borsa başkanlarının, yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda ekonomik veriler değerlendirildi. Ona ilişkin haber var. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde çevre illerdeki oda ve borsalar Kaynar Şırnak Tavuk Yaylası'ndaki tesislerde istişare toplantısı yaptı. Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin istişare toplantısı güncel ekonomik verilerin değerlendirildiğini ve istihdam seferberliğinin ele alındığını belirtmiş. Ona ilişkin haber var. Bir başka haber, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a ilişkin. Yanmaz minibüsçülerle buluştu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz minibüsçülerle belediye meclis salonunda bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda Başkan Yanmaz, Düzce ve Ereğli'ye giden otobüsleri bir yoluna koymak için sizleri bir araya getirdik. Değirmen ağzından kalkıp 5-6 yer belirleyip oradan Düzce'ye, Ereğli'ye gitmeniz için bunun sizin yararınıza olacağınızı düşünüyoruz demiş Okan Yanmaz açıklamasında. Bir başka gazetemiz Günaydın Gazetesi. Avukat Ali Dilber'e ilişkin bir haber var. Bağımlılıkla bir asırdır mücadele ediliyor. Yeşilay Düzce Şube Başkanı Avukat Ali Dilber düzenlediği basın toplantısında Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Yeşilay Cemiyeti'nin 99 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiğini söyleyen Dilber, bağımlılığa dikkat çekmek için yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerin altını çizdi basın toplantısında. Evet, bu arada yine Başkan Faruk Özlü'nün ilişkin bir temenni toplantısı, proje sunum toplantısı gerçekleşmiş Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde. Entegre tesisin detayları konuşuldu. Başlık bu şekilde. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, katı atıkların bertarafı konusunda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Geçen hafta yapılan ilk toplantı sonrası hazırlanan projelerin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı daha düzenlendi denilmiş haberde. Okuyacağım üçüncü bir haber, Günaydın Gazetesi'nde. Öğrencilerden fidanlara can suyu. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri
kalıcı konutlarda bulunan Hürriyet Okulu'nun ağacı sevme ve dikme etkinliğine katıldı. Burada müdürlük yetkilileriyle öğrenciler bir arada fidan dikimini gerçekleştirdiler denilmiş haberde. Bir başka gazete, parantez gazetesi. Sayın izleyiciler, oksijen.tv biliyorsunuz sokağın nabzı ile ilgili her hafta Yüce'nin çeşitli ilçelerine gidip orada röportajlar gerçekleştiriyorlar. Savaş Arı'nın hazırlayıp sunduğu ekip bu kez Yığılca'daydı. Ona ilişkin bir başlık var. Yığılca'da en büyük sorun yol. Oksijen TV'de her hafta hazırlanan Savaş Arı'nın hazırlayıp sunduğu sokağın nabzı bu hafta Yığılca'daydı. Size göre Yığılca'nın en büyük sorunu ne? Sorusunun yöneltildiği vatandaşlar en büyük sorunun ulaşım olduğuna dikkat çekmişler. Haberde bu yer alıyor. Harla Altay biliyorsunuz Düzce'li bir katı sanatçısı kişisel sergilerini açmaya devam ediyor. Ona ilişkin bir haber var. Altay'ın sergisi ilgi görüyor. Düzce'li katı sanatçısı, gazeteci, yazar Hayrola Altay kişisel sergilerden birini daha İstanbul Üsküdar'da açtı. Hayrola Altay yeni sergisinde katı sanatı hat eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Evet, az önce okumuştum. Burada da gazetede başka bir şekliyle, başka bir başlıkla yer almış. Şehrin göbeğinde Survivor'ı yaşıyoruz. Otoban bağlantı yolunun hizmete girmesiyle birlikte Haydargöl'de bir bulvar üzerindeki psikobirlik kavşağı adeta Arap saçına döndü. Bu sıkıntının bir an önce giderilmesi vatandaşların en büyük temennisi şeklinde habere yer verilmiş parantez gazetesinde. Evet, Düzce Postası gazetesi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ilişkin bir haber. Başkanlar sıkı takip altında. AK Parti Genel Merkezi'ne başkanların takibi için özel bir sistem tesis edildi. AK Partili belediye başkanları yaptıkları faaliyetleri ve vaatlerini bu sisteme girecekler. Genel Merkez başkanları anlık olarak takip edip karnesini çıkaracak denilmiş haberde. İkinci bir haberimiz, Orban'da eğitim tatbikatı yapıldı. Üretimde standartizasyon, iş sağlığı ve güvenliği eğitim tatbikatı Akçakoca'da yapıldı. Eğitimin ilk kısmında dere dibinde güvenli ve doğru ağaç kesme teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre uyulması gereken hususlar anlatıldı ve uygulamalı olarak gösterildi. Evet, bir başka haber, otoyol yine bakımda. 26 gün kapalı kalacak. Otoyolun İstanbul yönü Kaynaşlı Kavşağı Bolu Dağı Tüneli arası Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinde yapılacak köprü ders çalışmaları nedeniyle 29 Nisan'dan itibaren, yani bugünden itibaren 26 gün süreyle ulaşıma kapatılacak. Sayın izleyiciler, girişte söylemiştim Faruk Özlü'nü, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nü Avni Akyol ve İnönü Parkları'nın kapatılmasına ilişkin olarak, kapatılması derken yapıların kaldırılmasına ilişkin olarak Metin Köser gazetenin yazarı Sen Neymişsin ve Başkan başlıklı bir köşe yazısı yazmış. Hemen kısa bir pasaj okumak istiyorum size. Özlü öyle bir sürpriz yaptı ki sormayın. Düzce'nin gündemi bir anda değişti. Bütün Düzce sen neymişsin ve başkan demeye başladı. Sokaklar temizlenmeye başladı. Ağaçlar bakıma girdi. Belediye personeli sabahın ilk ışıklarında işlerinin başında olmaya başladı. Belediyeye bir disiplin gelmeye başladı. Kaçak binaların da yıkımı başladı. Özellikle İnönü Parkı yıkımı Düzce'nin gündemine oturdu. Gazino tarafındaki kaçak yapılaşmalar da yıkılıyor. Amaç halka hizmet, amaç Düzce'lilerin rahat etmesi, amaç fert değil toplum hizmeti oluyor denilmiş, demiş Metin Köser köşe yazısında Faruk Özlü'yü öven satırlara yer vermiş. Damla gazetesinin başlığında yetenekli gençler destek bekliyor. Kim bunlar? Bilim Sanat Merkezi öğrencileri, desteklenen ve cesaretlendirilen her çocuğun geleceğimiz için güzel adımlar atabileceğine inanan yetenekli gençler amaçlarının insanlara yardımcı olmak olduğunu vurguluyorlar denilmiş haberde. Bir başka yine gençliğe doğru adım atan çocuklarla ilgili sokakta oynayıp öğrendiler. Düzce Valiliği öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve Yeşiller Cemiyeti işbirliğinde
Bireylerde okul çağındaki çocuk ve gençlerde teknolojik internetin aşırı ve bilinçsiz kullanımının önlenmesi için çocukların oyunlarını sokakta oynamalarına dönük proje faaliyete geçti. Bunun için de toplumsal farkındalık, oyun sokakta oynanır etkinliğinin programı hazırlanmış. Buna ilişkin bir haber. Okuyabileceğim Damla Gazetesi 3. bir haber. Belediye Düzce'yi güller ile donatıyor. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bahar aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi. Şehir merkezdeki orta refüjler belediye işçileri tarafından güller ile donatıldı denilmiş. Ve Manşet Gazetesi elimizde. Biliyorsunuz Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Başkanı Yaşar Çengel ticaret borsasındaki görevine başlaması nedeniyle onun yerine 1. Başkan Vekili Taceddin Kaval oturmuş ve Kaval'ın demeci. Kanalizasyon şart. İstanbul temiz suyunun içmesi için kanalizasyonların yapımına özen gösterilmesi gerektiğini söylemiş Düzce Muhtarlar Derneği Başkanı Taceddin Kaval. Ona ilişkin haber var. İkinci okuyabileceğim haber. Pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Bisikletliler Derneği işbirliğiyle bu yıl 9.sü düzenlenen bisiklet turu büyük ilgi gördü. Yurdun 50 ilinde eş zamanlı olarak pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi. Düzce'de de Cediye Meydanı'ndan start alan bisiklet severler son durağı Anıt Park'a kadar bisikletlerini sürdüler. Evet, Özlü'ye ilişkin bir başka haber var. Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye ilişkin. Az önce söyledik, parklarla başlandı. İkincisi, vatandaşın beklentisi psikobirlik kavşağında bulunan trafiğin Arap saçı halinden kurtarılması. Üçüncüsü de bir projeyle ilgili, şimdi onu okuyorum. Düzce'nin çöplerinin vahşi depolanmasına son verecek proje için çalışmalar hızlandırıldı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün başkanlık ettiği Katı Atık Birliği toplantısında katı atık entegre tesisinin kurulması için hazırlanan proje sunumu yaptı ve başkan Düzce vahşi çöp depolamaktan kurtulacak açıklamasını yaptı. Evet sayın izleyiciler, haftanın başındayız. Hafta içinde her gün güne bakışta sizlerle birlikte olacağız. Yerel gazetelerle Düzce'nin gündemini takip etmeye başlayacağız. Yarın tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla hoşça kalın.